Elhamdülillah, nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve ne'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdillah fela mudillelah ve men yudlil fela hadiyelah. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lah ve neşhedü enne seyyidina Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resuluhu. Amma ba'du feya ibadallah, ittaqullah ve ati'uh. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا Cumanız mübarek olsun aziz kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına yatsı namazını kıldırmak üzere kucağında torunuyla birlikte Mescid-i Nebevi'ye geldi. Namaz esnasında secdelerden birini anlaşılmazsızın dışında uzatmıştı. Öyle ki ashab Allah Resulüne bir şey oldu ya da vahiy geldi diye düşünmeye başlamıştı. Nihayet namaz bitince sahabe-i Hüzin Efendimiz secdeyi neden uzattığını sordular. Rahmet elçisiyim, durum düşündüğünüz gibi değildir. Secdeye vardığımda sevgili torunum sırtıma çıkmıştı. Gönlü hoş olsun, düşüp canı incinmesin diye yere inmesini bekledim. Aziz müminler, çocuklarımız bizlere Allah'ın en önemli emanetlerinden biridir. Bu yüzden müminler olarak bizler kulaklarına okuduğumuz ilk ezanla ciğerpaharemizi İslam'a çağırıyoruz. Bu çağrıya fıtratıyla icabet eden her çocuk sevmeyi, inanmayı, güvenmeyi bizden öğrenir. Onların yaratılışını bozmadan ruhunu beslemek bize düşer. Onlara Rabbini ve Peygamberini tanıtmak, ibadet alışkanlığını kazandırmak, güzel ahlak aşılamak bizim görevimizdir. Değerli ve kıymetli Müslümanlar, bu mübarek ayda evlatlarımız, yüce kitabımızla, Peygamberimizin örnek hayatıyla, ibadetlerle tanışmaları, cami, minber ve mihrapla buluşmaları için çok özel bir fırsat başlıyor. Yaz Kur'an kurslarımız 12 Haziran'da açılıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gerçeği şöyle dile getirmiştir. Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır. Kıymetli Müslümanlar, geliniz Allah'ın bizlere büyük bir nimeti olan çocuklarımızı Kur'an'ın rahmet yüklü mesajlarıyla buluşturalım. Geliniz yavrularımızın her zerresini ilimle, irfanla, edeple donatalım. Onları Kur'ansız bırakmayalım. Gönüllerini, zihinlerini ve istikballerini Kur'an ile mamur edelim. Gelin Kur'an göğsünde iman ile hayatına yön veren samimi Müslümanlar yetiştirmek için Ramazan'ı fırsat bilelim. Allah'ın kitabına aşina olan, Allah'a, Allah'ın Resulü'nü örnek alan, dinine ve milletine vefa ile bağlanan nesiller yetiştirmek için emek verelim. Bu mübarek ayda dünya semasına inen Kur'an'ı önce kendi gönüllerimize, sonra da yavrularımızın gönüllerine indirelim. Hutbemi Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'inde bizlere öğrettiği şu duayla bitirmek istiyorum. Ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle. Ey Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle, soyumdan da böyle kimseler yarat, Rabbimiz duamızı kabul eyle. Değerli ve kıymetli Müslümanlar, camimizin ihtiyaçları için yardım toplanacaktır. Şu Ramazan ayında yapmış olduğunuz yardımları Allah-u Teala kabul eylesin. Allah-u Teala yaptığımız ve yapacağımız bütün ibadetleri kabul eylesin. اَلَا اِنْ اَحْسَنَ الْكَلَامُ وَاَبْلَغَ الْنِظَامُ كَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَز۪يزِ الْعَلَّامُ كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ صَلَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الجامعين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما له وتكريما لصفيه. فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Şüphesiz Allah-u Teala iyiliği, adaleti, akrabaya bakmayı emreder. Hayasızlığı, fenalığı, vazgınlığı yasaklar, o düşünüp tutasınız diye öğüt veriyor.